Değerli izleyiciler, Türkiye günlerdir bir nikah törenini konuşuyor. Sosyal medyada o görüntü binlerce kez paylaşıldı. O nikah törenini farklı kılansa nikahı kıyan nikah memurunun evlenen çifte söyledikleri altı niteliğinde tavsiyeleri oldu. Peri masallarına aldanmayın dedi. O nikah memurunun ismi ise Dilek Yörük. Dilek Hanım ilk kez bizim canlı yayınımızda. Dilek Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Alper Bey. Evet, Dilek Hanım, öncesinde o videoyu bir kez daha izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Sonrasında da bu görüntüler üzerine soracağımız, tabii gündemdeki meselelerle ilgili de hem evlilikle hem kadına yönelik şiddetle ilgili soracaklarımız var. O görüntüyü bir izleyelim değerli izleyiciler. Sosyal medyada henüz izleyememiş olanlar olabilir. İzledikten sonra sohbetimize Dilek Yörük'te başlayacağız. Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın hayatınızı. Haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın. Her şey güzel olacak sözünü vermeyin birbirinize. Maalesef ki olmuyor. Ama ola ki her şey kötü giderse ben yine senin yanındayım sözü çok daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir cümle var benim. Diyor ki, ses yankısını duymazsa kaybolur gider ya, insan da öyle. Kulak verin birbirinizin söylediklerine lütfen. Ne demek istediğini anlamaya çalışarak dinleyin birbirinizi ki birbirinizin yankısı olun, kaybolup gitmeyin, olur mu? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep birlikte yol almanız adına aile cüzdanını ben her ikinize birlikte teslim etmek istiyorum. Çünkü yolu birlikte yürüyeceksiniz. Mutluluğunuz daim olsun. Buyurun. Evet, Dilek Hanım, gerçekten altın niteliğinde tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Kaç yıldır nikah memurluğu yapıyorsunuz? Aslında çok yeniyim bu işte. 1,5 yıldır yapıyorum ben bu işi. 1,5 yıldır yapıyorsunuz. Şu ana kadar kaç kişinin nikahını kıymışsınızdır? Yani 1500 falan oldu. Bu sene 930. kıydım bu akşam. Neredeyse 1000'e yaklaşmış. Aynen. Her nikahta aşağı yukarı evlenen çiftlere bu şekilde tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Ya %80'inde evet yapıyorum bir işim. Kapalı ortamlarda olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor tabii ki, gürültü çok tabii olduğu için duymada sıkıntı yaşıyoruz. Ben ama dün, onun da yapıyorum. Evet, dün sosyal medyada bu görüntülerin altındaki yorumları da okudum. Keşke herkes mesleğini bu şekilde icra etse, hakkını vererek icra etse şeklinde yorumlar da okudum. Gerçekten de bir nikah memuru olarak evlenen çiftlere altın niteliğinde tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Birçok tavsiyeniz var. Onlardan en dikkat çekici bulduğum, ben kendi adıma, iletişimle ilgili tavsiyeniz. İstediğiniz ya da istemediğiniz şeyleri birbirinize söyleyin diyorsunuz. Sanırım evet. Türkiye'deki evliliklerde de maalesef biliyorsunuz boşanma oranları yarı yarıya, %50'lere yaklaşmış durumda. Belki de 100 evlenen çiftten 50'si boşanıyor. İletişim problemi, yani çiftler, evli çiftler birbirlerine istediklerini ya da istemediklerini söylemekten çekiniyorlar. Bir gerilim ortaya çıkar mı acaba diye düşünüyorlar belki de. Ne dersiniz bu konuyla ilgili, neler söylersiniz? Kesinlikle öyle. Aslında bizim Türk insan olarak en büyük sıkıntımızı, eşleri bırakın arkadaşlar, sevgililer, dostlar, hepimizde aynı sıkıntı var. Konuşmaktan korkuyoruz, karşımızdakini kırmaktan korkuyoruz. Ama maalesef bir şeyleri konuşmadığımız zaman, üst üstüne koyduğumuz zaman ki patlamanın çok daha büyük kötü sonuçlar doğuracağını maalesef hesap edemiyoruz. O yüzden bunu özellikle söylemek istiyorum. Eşler çünkü gerçekten birbirini dinlemiyor. Dediğiniz gibi hani acaba yanlış mı anlar? Yanlış bir yere mi gider? Aramız mı bozulur? Ya da onlar bir şeyler mi söyler? Biz hep çevremize göre yaşayan insanlarız maalesef ki, Türk insanı olarak. O yüzden özellikle bunu mutlaka kullanıyorum. Normal şartlarda da çok kullanıyorum. Lütfen konuşun. Birbirinize söyleyin istediğinizi ya da istemediğinizi. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ben hani sizi kırmamak için, eşimi kırmamak için diyorum ki tamam yaparım, her şeyi yaparım, her şeye varım ben seninle. Ama bir süre sonra her şeyle birlikte olamayacağınızı da, her şeyin içinde birlikte olamayacağınızı anlıyorsunuz. Bu sefer zıtlaşmalar başlıyor ve evlilikler maalesef bitiyor. Dilek Hanım, bu arada özel bir soru olacak belki ama siz evli misiniz? Tecrübelerinizi mi, evet, paylaşıyorsunuz aynı zamanda? Evet, herkesin merak ettiği bu. Evet. Evli değilim. Bir deneyimim var. 3 çocuk annesiyim. Evet. Ama bu konuşmaların birçoğunda evliliğim sürecinde benim eşime yapmadıklarım ya da eşimin bana yapmadıkları da var aslında. Tecrübelerimi de bunun içine katarak tabii böyle bir şey yapmaya çalıştım.
Çünkü yaşamadığınız bir şeyi karşınızdakine anlatamazsınız. Tabii. Zaten o samimiyetinizi anlattıklarınızın gerçekliği izleyen herkese geçti. Peki boşanma oranları neden bu kadar artıyor sizce? Bu kadar fazla? Modernliğin getirdiği bir dezavantaj mı aynı zamanda? Ne bileyim işte hep konuşuluyor sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek, eşlerin birbirine gerektiği kadar vakit ayırmaması. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ya inanın ben bu yıl içerisinde nikahını kıydığım 4 çiftin ayrıldığını duydum. En büyük sıkıntı şuydu, beklentilerimiz böyle değildi. Hani diyorum ya ben peri masallarına inanmayın, gerçek değiller. Çünkü öyle bir evlilik hayaliyle insanlar bu işin içerisine giriyor ki evin içinde yaşamaya başladığınızda çok çok bambaşka görmediğiniz ya da görmek istemediğiniz şeyleri orada görmeye başlıyorsunuz aynı ortama girdiğinizde. Tahammül zaten yok. Maddi sıkıntılar her şeyin içerisine zaten çok büyük etkisi var şu an maddiyatın, insanların hayatında. Evet. Ve hani gerçekten tahammül olmaması aynı evde, ben hep şunu söylüyorum çok özür dileyerek, keşke imkanımız olsa evlenecek çiftler 2 ay evlenmeden önce aynı ortamda yaşasalar. Yani biraz çok belki uçuk bir fikir ama gerçekten çok önemli. Çünkü birlikte bir şey yapmayı bilmiyoruz. Sadece yeme içme ve gezme üzerine kurulmuş. Hayatı paylaşmak konusuna geldiğimiz zaman ayrılıklar başlıyor orada maalesef. Peki. Peki umarız tüm nikah memurları sizin gibi böyle altın niteliğinde tavsiyeler vererek nikahları kıyarlar. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. İyi geceler. İyi yanlar.